selam, aleyküm selam. Sorun şöyle cevap vereyim. Ee, i̇nsan olmakta olandır. Yani olması bitmeyen. insan devamlı olması devam ediyor. Devamlı istidat kabiliyete dönüşüyor. Devamlı insan tekamül ediyor veya tedenni ediyor. Ya aşağıya veya yukarıya doğru gidiyor. Yani olması kabirde de, Sırat Köprüsü'nde de, Haşir Meydanı'nda da, Sırat Köprüsü'nün cennette de bitmeyecek insanın olması yani terakkisi durmayacak. Olmakta şu an nedir? Olması devam ederken şu anda olağandır. Sen bana şu an anı soruyorsun. Şu andaki haletimle sana sorayım. Söyleyeyim. Bir tencere getir. pekmez pekmezle tayını karışımı gibi. insanın hayalini, düşüncelerini, hayalini ve düşüncelerini yani tahayyülünü ve tasavvurunu düşüncenin içinde ne var şey tasavvurun içinde ne var ee, düşünce diyorum ama içerisi şu zan bilgi malumat şüphe tereddüt bilgiler yani bunlar kısacası hayalini ve düşüncelerini karıştır tayin pekmez gibi hayalini ve düşüncelerini karıştır, donsun, olsun şu anda. O zaman nedir? Devamlı değişensin. Hayalini ve düşüncesi değiştikçe değişensin. Şu anda o zaman mutlu değilsen ya hayalinde sorun var ya düşüncelerinde sorun var. Tamam. Ee, Ustad diyor ki Bediüzzaman Hazretleri, Güzel gören, güzel düşünür, güzel düşünen hayatından lezzet alır. Bunu bizim ifadeye dönüştüreyim. Doğru düşünürken asla kendini kötü hissedemezsin. Eğer kendini kötü hissediyorsan, doğru düşünmüyorsun demektir. Ne olmak istiyorsan düşünceni ve hayalini ona döndür. Aynı öyle olacaksın. Şu anda ben öyleyim. Şu anda kanun okuyorum. Kanun. Allah Allah. Sonra. Okurken kafamı, elimi kafama götürdüm. Beton gibi, kemik gibi kafa. Bir bakıyorsun neyi okuyorsam, neyi düşünüyorsam, neyi seyrediyorsam, neyi dinliyorsam ona dönüştüğüne yakinen şahitim. Neyi hayal ediyorsam, neyi düşünüyorsam ona dönüşüyorum. Oyum, oyum ama olmam devam ediyor. Düşünceni ve hayalini ver bana ben de buna mukabil sana dünyada cenneti vereceğim. Bu kadar kesin söylüyorum. Hayalini ve düşüncelerini ver bana. Ben de dünyada sana cenneti vaat ediyorum. Bak sistem nasıl çalışıyor? Yani mutluluk da, sıkıntı da, sıkıntısızlık da tesadüf değil kardeşim. Bu sistemi e, nasıl çalışıyor bilmenle veya bilmemen ile orantılıdır. Yani sistem nasıl çalışıyor? Bilir ve öyle kullanırsan mutlu olursun. Yani tesadüf yoktur. Bak şöyle çalışıyor. Kaba ne koyarsan tersi olması kanun en zıt. Düşüncelerin bozuk. Diyelim. Kötü şeyleri düşünüyorsun. Kötü film seyrediyorsun demektir. Kötü müzik dinliyorsun demektir. Olumsuzluklar odaklanmışsın. Şimdi kafa poşet gibi, tencere gibidir. Şu kafanın içerisine Olumsuzluklara ben mutlu olmak istiyor. Olur böyle bir şey? Yani olumsuzluğu düşünürken kendini mutlu hissedemezsin. Tersi mesela iyi şeyler konuşurken şu anda, şu anda. Şu anda şu anda doktor sen doktor. Şu anda bunları konuşurken kendini kötü hissediyor musun? Niye? Mümkün değil ki. Kanuna zıt. Doğru düşünürken kendini kötü hissedemezsin. Poşetin içine iyi şey koydun. Eee ben kendimi kötü hissediyorum. E lan iyi şey koydun. Kabın içine sirke koydum. Bal olmadığı gibi. Bal koydum da o da sirke olmaz. Kafa kap gibidir. Ne koyarsan o kafa öyle hisseder. Ne olmak istiyorsun o zaman? Mutlu mu olmak istiyorsun? İyi şeyleri ayağına. Ustad ne güzel demiş. Güzel gören, güzel yani gören... Güzelleri gören, olumsuzluklara felaketlerle alı olmayan, güzel gören ne yapar? Gördüğü için güzel düşünür. Güzel bir dolara bakıyor mesela. Güzel düşünür. Güzel düşününce ne olur? Hayatından lezzet alır. Güzel düşünen bir insanın kötü hissetmesi hı hı. imkanı yok. Kanun ilahi ya. Suya girdin istemiyorum gibi. Olumsuzluklara odaklandın. E ama mutlu olmak istiyorum. Ya düşünceleri ne olumsuz? Ama mutlu, sonuç mutlu olmak istiyoruz. Öyle bir dünya yok. Tamam kardeşim. Sistemi bildik. Tamam. Arabayı tanıdık. Mazot mu benzin mi ne koyacağımızı anladık. Tamam. Tavsiyen ne? Ne yapmamız lazım? Heh, şunları yap. Tamam. Sistemi tanıdık. Motor mazot mu yakıyor gaz mı yakıyor benzin. Tamam kardeşim. Çözüm ne? Bu kafanın kafanın içerisine şunları sokarsan yani karışma sen şu üç tane eseri oku. Nedir o? Sistemi tanımak adına Bediüzzaman Hazretleri'nin Lemalar adlı eserinin 13. lemasını okuyacaksın. Kalem alarak, not alarak oku. Bu bir. İki. Sözler adlı kitabın 21. sözünü vesveseyi oku. Oku, not al. 3. En sonda gene Bediüzzan Hazretleri'nin Lemalar adlı eserinin 25. lemasında 25 tane deva var. Yani 25 tane deva demek, 25 tane yöntem demektir. Tersi kafanda 25 çeşit sıkıntı çeşidi var. 25 çeşit sıkıntıyı ortadan kaldıran 25 tane deva var. Eğer sen bu 3 tane eseri oku. 13. Lema, 21. Söz ve 25. Lema oku. Birkaç defa oku not alarak. En daha bu sonunda da sonunda da Hizbul Kur'an adlı bir dua kitabı var. Kur'an'dan Bediüzzaman Hazretleri vehim ve vesvesenin giderilmesi için ruhu güçlendirmek, aklı istikamete koymak, kalbi vesveseden arındırmak, ruhu rahatlatmak için Kur'an'dan topladığı, seçtiği ayetlerin bir araya getirildiği bir kitap var. O kitabın adı Hizbul Kur'an. Her gün 3 sayfada, 3 sayfada ondan oku, Okumayı bilmiyorsan birisine okuttur, sana öflesin. Elhamdülillah. Rabbime emanet ol, duanı bekler, dua ederim. Kim bana nasıl dua ediyorsa, Ya Rabbel Alemin, öyle muameleyle. eyle. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu ebeden daima sevgili canım kardeşlerim.